İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Bu akşam gene hayatın içinden ibret dersleriyle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Gene birbirinden ilginç, gerçekten yaşanmış hayat öyküleri izleyeceğiz. Hayatın insana ne kılıklara sokup ne ihtirasların peşinde sürüklediğine, nasıl rezil edip nasıl rezil ettiğine, nasıl göklere çıkarıp nasıl yerin dibine soktuğuna birlikte tanık olacağız. İyilikle kötülüğün tartısında insanoğlunun ibret verici hallerini seyrederken vicdanımızın aynasına bakıp kendimizi tartacağız. İzle Dünyalara hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, nefsine hakim olabilen, hırsının pençesine düşmeyen, günahın çağrısına kulaklarını tıkayabilen insanlar, gerçek mutluluğa, sevgi zenginliğine yakın insanlardır. Nefsine yenilen, zevki ve hırsı uğruna kalp kırmaktan, günah işlemekten çekinmeyenlerse, sonunda kendilerini mutsuzluk bataklığının ortasında bulurlar. Onları bekleyen akıbet, manevi bir sefalet, sevgisizlik ve yalnızlıktır. Gizli Dünyalar'ın bu öyküsünde temiz ve saf bir kızı kendi nefsine kurban eden bir bencil adamın ibret verici öyküsünü izleyeceğiz. Gel bakalım. Baldız Hanım, işinden memnun musun bakalım? Yoksa sekreterlik işini beğenmedin mi? Estağfurullah enişte. Allah sizden razı olsun. Zaten yanınızda size yük oluyorum. Bir de iş buldunuz bana. Şöyle. Nankörlüğü sevmem Baldız. Ona göre. Şöyle zengin bir kısmet çıksa kardeşime. Bize de arka olacak bir kısmet. Ne utanıyorsun Baldız? İstanbul büyük şehir. Tutunmak için önce akıllı olacaksın, iş bileceksin. Maşallah çok da güzel kızsın. Hiç ablana çekmemişsin. Yani iyi kısmetlerin çıkar diye diyorum. İşe geç kaldım. Çıkayım artık. Hadi Allah'a ısmarladık. Hayırlı işler. Mehmet. Hı. Bu akşam erken gelsen. Birlikte yemek yemeyeli uzun zaman oldu. Yeter be. Her gün aynı sözler. Ya çalışıyorum ben. Kolay mı zannediyorsun koskoca lokantayı işletmeyi? Biliyorum Mehmet. Haklısın ama bana artık hiç zaman ayırmıyorsun. Hem benim kazandıklarımla geçiniyorsun hem de şikayet ediyorsun be. Neyse. Ben çıkıyorum. Gece gelmem, bekleme beni. Allah Allah. Tamam Mehmet. Beklemem. Berk Emlak, buyurun. Evet, iki odalı, kaloriferli, temiz dairedir. Buyurun buraya gelin. Remzi Bey'le bir görüşün isterseniz. Hmm. Oldu, iyi günler. Aferin Esma. Çabucak kaptın işi. Sağ olun efendim. Benim dışarıda biraz işim var. 2 saate kadar gelirim. Sen arayanları not et, olur mu? Tamam efendim, tabii alırım. O zaman kardeşim öpüyorum seni. Eyvallah, hadi kolay gelsin. Ulan amma ağırsınız ha, çabuk olun be, öğlen oldu be. Kolay gelsin. Oo kardeşim, ne haber ya? İyilik abicim, nasıl olsun? Sağ olasın, gel otur şöyle. Oğlum, 2 çay kapsana bize. Bir akşam dalalım yine halim ha? Herhalde oğlum. 2 kara ayarladım, haberin olsun. İkisi de fıstık gibi. Önce bir yerlerde kafayı çekeriz, sonra da... Ulan helal sana ha. Abi seni anlamıyorum ya. O kadar param var. Boynu otele gitmekle olmaz ki bu iş. Şöyle bir ev tutsak nasıl olur? Ucuz yolla döşeriz de. Sonra gelsin karılar, gitsin karılar. Haklısın, düşünmedim değil. Aslında bir an önce ayarlamalı o işi.
Aa, dur bir dakika ya. Benim bir emlakçı arkadaşım var. O ayarlar bizi. E yapalım artık abi. Ben bugün uğrayayım ona ya. Ya aslında çok güzel de. Daha pek de ya. Yok. Neyse bir şey yap. Buralarda varmış başka ya. Bir bakarız oraya. Hadi bakalım. Anlıyorum efendim. O daire tam sizin istediğiniz gibi. 4+1 son kat. Doğalgaz bağlı. Ne zaman isterseniz gelip görebilirsiniz. İyi günler efendim. Buyurun. Ben Remzi'yi görecektim. Bir arkadaşıyım. Remzi Bey bir saat sonra gelecek. İsterseniz o zaman gelin. Önemli değil. Beklerim. Sizinle laflarız biraz. Sizi burada daha önce hiç görmemiştim. Yani görsem mutlaka hatırlarım. O kadar güzelsiniz ki. Çalışmaya yeni başladım. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Ablam ve eniştemin yanında kalıyorum. Adın ne senin? Esma. Esma, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Neden bu kadar güzelsin? Bir şey içer misiniz? İstemem. Sevgilin var mı senin? Yok. Hoş geldiniz Remzi Bey. Mehmet. Nerelerdesin sen ya? Remzi abi bir konu görüşecektim seninle. Çok bekledin mi? Bilmem. Esma ile sohbet ettik. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Gel, odamda konuşalım. Bu kızı yola getirmek lazım. Mehmet oğlum, sen bu işi yaparsın be. Berk Emlak. Merhaba Esma. Ben Mehmet. Mehmet Bey buyurun. Remzi orada mı Esma? Çıktı. Herhalde gelmez artık. Tamam. Görüşmek üzere güzel kız. Alo. Oo Hüsnü. Yok be Hüsnücüm be. Sen bugün yalnız takıl. Ben acayip bir iş üstündeyim oğlum. Hadi görüşürüz kardeşim. $1000 da depozito. O konuda bir şey söyleyemem efendim. Remzi Bey gelince ben sizi aratırım. İyi günler. Merhaba Esma. Merhaba Mehmet Bey. Remzi Bey gelmedi. Olsun. Biz seninle ne güzel sohbet ediyoruz değil mi? Remzi Bey artık gelmez. Daha iyi. Senin gibi güzel bir kızla konuşmak varken. Geç oldu. Ben burayı kapatıp çıkacağım Mehmet Bey. İyi. Beraber çıkarız. Beraber mi? Hı. Arabam var. İstersen seni evine kadar bırakayım. Hı? Lütfen. Hiç gerek yok. Ben giderim. Olmaz. Sokaklar senin gibi güzel bir kız için çok tehlikeli. Hadi gel bırakayım. Hadi. Hadi. Gel. Neden durduk? Birlikte yemek yiyelim. Hem konuşuruz. Böylece birbirimizi daha iyi tanırız. Lütfen. Ben eve gitmek istiyorum. Yemek yer çıkarız. Benden neden korkuyorsun ki? Ne yapacağım sana? Hadi gel. Biliyor musun Esma?
Ben çok mutsuz bir adamım. Neden? Paranız var, aileniz var. Dışarıdan görünemem. Hiç aşık olmadım. Karım çekilmez biri. Beni sürekli aldatıyor. Çok yakında boşanacağım ondan. Olur mu? Hem gözünüzle görmeden karınızı suçlamayın. O senin kadar masum, temiz bir kadın değil ki. Geceleri eve gelmiyor ya. Artık nerede sürtüyor kim bilir. Lütfen kalkalım artık Mehmet Bey. Çok geç kaldım. Tamam Esma, kalkalım. Ama artık bana Mehmet Bey deme. Biz arkadaşız. Mehmet dersen sevinirim. Hadi. En kısa zamanda tekrar görüşelim, tamam mı? Bakarız. Sana iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nerede kaldın kız? Ben... Lüks arabalar mı bırakıyor artık seni eve? Turnayı gözünden vurdun mu yoksa? Hayır. Patronumun bir arkadaşı çok ısrar etti, yemeğe gittik. Zorladığı için, yoksa ben istemedim. Kız biz sana bir şey mi dedik? İyi yapmışsın. Çok zengin belli ki. Beni ilgilendirmiyor abla. Ne demek beni ilgilendirmiyor? Lan sen başımıza bela mı olacaksın? Ha? Ömür boyu bizle mi yaşayacaksın? Dur Osman, gitme kızın üstüne. Anlat bakalım. Neyin nesi ayol? Ne olacak abla? Evli barklı adam. Ayıp değil mi? Sana ne evliyse? Karısı mısın sen? Bak Esma, bu fırsatı iyi değerlendir. Sevdikleri kadına para döker bu tipler. Her istediğini alır. Abla ne biçim konuşuyorsun? Gerizekalı kız. İstanbul'da yaşamak kolay mı sanıyorsun? Ulan bir namuslu sen misin başımıza? Ha? Günaydın güzellik. Ne işiniz var burada? Sabaha kadar seni düşündüm. Sensiz yapamıyorum artık. Lütfen böyle konuşmayın. Esma, sana ilk görüşte aşık oldum. Sizinle görüşmek istemiyorum. Evlisiniz. Ayıp değil mi? Esma, sana boşanacağım diyorum. Hemen evleniriz. Sana her istediğini alırım. Seni de aileni de çok güzel yaşatırım. Olmaz. Ya nasıl olur? Karınıza günah değil mi? O zaten dünden razı boşanmaya. Sevmiyor ki beni ya. Lütfen şimdi gidin. Lütfen. Tamam küçük sevgilim. Seni üzmeye dayanamam. Tamam gidiyorum. Ama yine geleceğim. Allah'ım, sen Mehmet'imi evine döndür. Artık benimle hiç ilgilenmiyor. Nasıl severdi beni eskiden? Şşş! Çek elini. Sen niye yatmadın hala? Seni bekledim. Sana bir kahve yapayım mı? Çok içmişsin. İstemem. Ben yatıyorum. Mehmet ne oldu sana? Neden bana böyle davranıyorsun? Yeter be. Çalışıyorum ben kızım. Para kazanıyorum. Para. Nankörlük etme. Mehmet.
Mehmet Bey ne yapıyor? Çağırsana damadı bir gün buraya. Damat falan değil o enişte. İstemiyorum. Yan cebime koy ha. Herifler lüks yerlerde yemek yemeyi biliyorsun. Boyna eve bırakıyor seni. Boşanacağım diyor. Benle evlenecekmiş. Ama günah değil mi yuva yıkmak abla? Aman ne aptal kızsın. Yuvaları yıkılmış zaten. Senin ne suçun var? Adam evleneceğim diyorsa gerisi seni ilgilendirmez. Altın gibi bir kısmet bulmuş, konuştuğuna bak. Belki 3-5 kuruş bize de hayrın dokunur ha? Güzel kardeşim. Bak şu yaşadığımız yere. Böyle mi yaşamak istiyorsun? Ha. Adam belli. Seni seviyor. Ha. İlk önce güzel bir ev tutalım Esma. İşten de çık. Paraya ihtiyacın yok nasılsa. Sen bilirsin Mehmet. Esma, bak bakayım gözlerimin içine. Beni seviyorsun değil mi? Evet. Ben de Esma. Seni çok seviyorum. Bu güzelliğinle masumluğunla aklımı başımdan aldın. Ev tuttuktan sonra birlikte yaşayacağız. Geceleri de birlikte olacağız. Sonra bakarsın bir de çocuğumuz olur. Öyle çok istiyorum ki çocuğumuzun olmasını. Sen de ister misin? İsterim tabii. Mehmet. Efendim canım? Ne zaman boşanacaksın? Küçük sevgilim benim. Neden dert ediyorsun ki? Zaten ayrı yaşıyoruz karımla. Bir an önce evlenmek istiyorum seninle. Birkaç hukuki araz var. Onları halleder halletmez boşanacağım. Önemli olan seni sevmem. Ne diyorsunuz hanımefendi? Ya her şey çok hoş ama burası biraz küçük gibi geldi bana. Elimizde daha büyük evler de var hanımefendi. Arzu ederseniz hemen gösterebiliriz. Hayatım sen nasıl istersen. Gidelim kardeş, gel. Fikri'ye uzatma diyorum sana. Gelmiyorsam gelmiyorum işte. Allah Allah. Bir eksiğin mi var? Fikri'ye sıkma canımı. Tamam ben kapatıyorum. Hoş geldin Hüsnü. Hoş bulduk. Abi ne oluyor ya? Bir karıya daldın beni unuttun. Ayıp oluyor ama. Ne yok abi ev falan tutmalara? Kızı bir görsen var ya. Öyle bir akşamlık kız falan değil oğlum. İyi de abicim. Bu kaçamak falan değil. Sen açıkça metres tutmuşsun. Fikri abla farkında değil mi? Aman bana ne lan. Boşanmadığıma dua etsin. Kız ne diyor peki? Ha bugün hayırın diye geçiştiriyorum şimdilik. Boşanmamı bekliyor. Boşanacağım mı? Ulan sen de iyice safmışsın ya. Hiç tanımamışsın beni. Ne boşanması lan? Hoş geldin. Hoş bulduk bir tane. Seni nasıl özledim bir bilsen. Ben de. Bak ne aldım. Geçelim hayatım. Yemek hazır. Mehmet. Söyle aşkım. Aylardır birlikte yaşıyoruz. Yanlış anlama. Hı hı. Ben çok mutluyum ama... Ne zaman boşanacaksın? Ya Esma. Sen başka kelime bilmez misin? Ne olacak boşanırsam ha? Ne olacak? Şu an senin yanındayım, karımın değil. Eksik olan bir şey mi var? Ablana bakıyorum, sana bakıyorum. Yeter ama ya. Ne olur bağırma. Sadece sordum. Canım özür dilerim. Bağırmak istemedim. Karım boşanmak istemiyor. Onu ikna edersem hemen evleniriz. Tamam mı? Tamam canım. Ne haber Hüsnü? Ne haber abi? Nasıl gidiyor kumanda hayat?
Ne bileyim ya. Sıkılmaya başladım. Her gece eve gitmek boğuyor beni. Kurtulmak için bahane arıyorum. Hep aynı karıyla sıkıldın tabii. Gel seninle Felek'ten bir gece çalalım. Olur be Hüsnü. Değişiklik olur hem. Akşam alayım mı seni? Tamam abi. Yapmazdın Mehmet. Ya sen benim karım mısın? Ne söylüyorsun? Dur 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 dur. Zarara be! Mehmet lütfen. Yapma, çok sarhoşsun. Yaparım, yapma. Sana lütfen. Ben bakıyorum. Beni bu akşam bekleme. Geç gelirim. Mehmet günlerdir böyle yapıyorsun. Başlama şimdi karım gibi. Beğenmiyorsan defolur gidersin. Gel içeri geçelim. Şşş. Bırak beni. Mehmet. Hani demiştin ya bir gün çocuğumuzun olmasını ister misin diye. Demişsem demişim. Mehmet. Ha. Ben hamileyim. Doktora gittim bugün. Bir bebeğimiz olacak. Bebek mi? Ulan sen yetmiyorsun bir de piçinle mi uğraşacağım? Ne ha? Diyorsun Mehmet? Ne malum lan benden oldu? Başkasından peydahlamadığını nereden bileyim? Aldıracaksın onu. Ne diyorsun Mehmet? O bizim çocuğumuz. Canı kıyılır mı hiç? İstemiyorum lan seni. Bıktım senden. Piçini de istemiyorum. Git be evden. Artık sana verecek bir kaşık çorban bile yok. Nereye giderim Mehmet? Git lan. Yapma. İstediğin yere git şimdi. Düş yakandan be. Mehmet, lütfen. Ne yaparım ben şimdi? Bırakma beni. Sen kimsin ki? Neden bırakmam seni? Ha? Hiçbir şeysin sen kızım. Hiçbir şey. Geldi. Ah canım kardeşim canım. Gel otur şöyle. Ne oldu? Abla. Ne oldu kız? Beni evden kovdu abla. Kovdu mu? Evet abla. Ne istiyorsun? Hamileyim abla. Çaresiz kaldım. İzin verin bir süre sizde kalayım. Hamile misin?
Hayır kızım, kalamazsın. Sana yeterince baktık. Bir de piçinle mi uğraşacak? Kimlerle düşüp kalktıysan onların yanına git. Abla lütfen, gidecek yerim yok. Ortada bırakma beni. Çabuk, çabuk dışarı. Sana bakacak halimiz yok. Sürtük. Hadi. Dışarı. Lütfen abla. Dışarı lütfen. Dedim sana. Çık dışarı hadi. Lütfen. Kızım uyansana. Kızım. Gel kızım. Hasta olacaksın burada. Gel içeri girelim. Bir çorba iç. Hı? Isınırsın. Hı? Gel. Hadi gel. İşte benim hikayem de bu Şevket amca. Yavrum, senin suçun yok ki. Ne bileceksin? Talihine kötü insanlar çıkmış. Üzülme. Sadece doğacak yavrunu düşün. Nasıl yaşarım? Ne kalacak bir yerim, ne de bir işim var. Bak kızım. İstersen burada çalışırsın. Yemeğe yardım edersin. Hı? Ederim amca. Akşamları da bizde kalırsın. Ben de karım da yaşlandık artık. Ona da el ayak olursun. Hı? Allah sizden razı olsun Şevket amca. O kadar çaresiz kalmıştım ki. Çandarlı işi ne oldu? E ne olacak kardeşim, işimiz battı tabii. Yürü be. Aa, çık şuradan. Oldu abi, sağ ol. Hadi. Çık. Defol buradan, defol. Bir daha da buraya girersen. Allah rızası için bir ekmek parası. Git be işine. Abi çok aç. Ne olur. Bıktım senden artık. Gelip müşterilerimi rahatsız ediyorsun. Bir daha buraya uğrama. Ya abi kim bu gariban? Mehmet. Eskiden buraya kumar oynamaya geliyordu. Çok zengindi. Nasıl bu hale geldi? Her şeyini gece hayatında kumarda kaybetti. Deme ya. Çok kadının ahını aldı. Karısı da dayanamadı, terk etti. Şimdi bir çorba parasına muhtaç oldu işte. Oğlum çok çalıştın. Hadi biraz ara ver de bir şeyler ye. Yok anneciğim, aç değilim. Sonra birlikte yeriz. Tamam güzel oğlum. Hadi oğlum şu garibanı al. Çok aç gözüküyor. Bir sıcak çorba verelim de içsin. Tamam anneciğim. Amcacığım gel içeri. Bir şeyler ye. Allah razı olsun evladım. Geç otur şöyle amca. Ben şimdi sıcak bir çorba getiririm size.
Şurada duran hanım neyin olur? O benim annem. Buranın sahibidir. Adı Esma. Esma mı? İstemiyorum lan sana. Bıktım senden. Piçini de istemiyorum. Git bu evden. Artık sana verecek bir kaşık çorban bile yok. Nereye giderim Mehmet? Git lan. İstediğin yere git şimdi. Düş yakamdan be. Mehmet, lütfen. Ne yaparım ben şimdi? Bırakma beni. Amca, siz tanıyor musunuz annemi? Siz kimsiniz? Ben hiçbir şeyim oğlum. Hiçbir şeyim.